Ali Kara Hasanoğlu. Biri boykotçulara salak mı demiş? Bakmayın biri dediğime. İsmini açık açık yazacağız. Irkçı Ümit Özdağ'dan bahsediyoruz. Hani şu Zafer Partisi Genel Başkanı olan. CHP Genel Başkanı için önce Türkiye'nin bölünmesine yol açacak söylemler içinde diyerek eleştiren, akabinde ise 14-28 Mayıs arasında 3 bakanlık karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu ile özel protokol imzalayan Ümit Özdağ. Türkiye'nin bölünmesinin önemli olmadığını, önemli olanın kendilerine teklif edilen 3 bakanlık olduğunu gösteren Ümit Özdağ. Böylece Türkiye'nin bölünmemesi konusundaki açıklamasında bile samimi olmadığını ispatlayan Ümit Özdağ. Esed'in bombardımanından kaçan insanlara bile boykot uygulanmasını isteyen, onları Türkiye'ye almamak gerektiğini söyleyen ırkçı Ümit Özdağ. O Ümit Özdağ, Amerika'nın bir şirketi için diyeceğim ama Amerika'dan sözleşme yaparak bir Katar şirketinin Türkiye'deki şubelerin sahipliğini yaptığını iki gün sonra öğrendiğinde yani boykot edilenin İsrail'e destek veren bir Amerikan şirketi menşeili ama Türkiye'deki şubeleri açısından Katar şirketi olduğunu öğrendiğinde yani tepede Amerikan şirketi olsa da Türkiye açısından Katar ortaklı bir şirketin boykot edilmiş olduğunu öğrendiğinde ha. Şirketin şubelerinin sahibi Araplar mıymış? O zaman boykota devam diyeceğinden emin olduğum Ümit Özda hafta sonu Starbucks Samsun şubesine gidip gençlere kahve ısmarlamış. Boykotçulara da salak hakaretinde bulunmuş. Biz kaynak Amerikan şirketi olduğu için, o kaynak İsrail'e açıktan destek verdiği için, Türkiye'deki şubeler Arap şirketine de ait olsa, biz Arapçı olmadığımız için, Müslüman olduğumuz için yine o kahve zinciri firmaya boykotu savunuyoruz. Ama Özdağ, Arap olursa hayır, Amerika olursa evet diyor ve o kahve şubesine gidip gençlere kahve ısmarlamış ki parası önce Katar'lı şirkete ondan da bir kısmı da olsa Amerika'ya gitsin Amerika'dan da İsrail askerlerine gitsin. Amerikan şirketimi hurun abalığı anlamında söylemiyorum. Starbucks açıktan İsrail askerlerine destek verdiğini deklare eden bir şirket ki Amerika'daki İsrail protestolarından birisinde New York Times binasının önündeki göstericiler Starbucks mağazasının camlarına Amerika'dan Filistin'e İsrail yerleşimci bölgesini feset yazılı etiketler yapıştırdı. İçerideki müşterilere Starbucks'ı boykot edin sloganıyla seslendiler. İşe bakın ki Amerika'da bile protesto edilen Starbucks'ı Ümit Özda Türkiye'de sahipleniyor. Bu sahiplenmenin arkasında Türkiye'nin milli menfaatleri vardır da sadece kötü niyetle olmaksızın değerlendirmede bir hata yapılmıştır. Uzatmayalım der geçerim. Ama karşımızdaki kişi boykotu da ambargoyu da önemseyen birisi ise boykotun da ambargonun da muhataplarının nasıl korkulu rüyası olduğunu bilen birisi ise işine geldiğinde boykot ve ambargo üzerinden kıyametler kopartan bir kimliğe sahipse işte bizim onurlu boykotumuza salaklık diyerek karşımıza çıkanları deşifre etmek de bizim boynumuzun borcudur. Merak ettim. Ümit Özdağ Starbucks'ı niye boykot ediyorsunuz ki diyerek o Amerikan menşeli şirketin Türkiye'deki şubeleriyle iş yapılmamasının bir faydası olmadığını iddia ediyor ya. Eski yıllarda boykot veya ambargo üzerinden siciline bir bakayım dedim. Şaşırmadım. İlk vukuatı Fransa'nın kanun haline getirmek istediği Ermenilere soykırım yapılmamıştır demek suçtur düzenlemesinde Fransa'nın o kanunu çıkarmak istediğinde Türkiye'de Fransız malları boykot edilmiş, Ümit Özdağ da sazı eline almış. Şimdi boykot ne? Ekonomik boykotla ne elde edeceksiniz? Mavalıyla Starbucks şubesine gidip gençlere kahvenizi dökmeye değil ısmarlamaya geldim diyen Ümit Özdağ, acaba Fransa Ermeni sözde soykırımı ile ilgili o yasayı çıkarmak istediğinde de, Fransız mallarını alıp gençlere hediye mi etmiş diye merak ettim. Yok, öyle bir niyeti de, ısmarlaması da yok Özdağ'ın. 2012'deki Ümit Özdağ diyor ki, Türkiye kısa bir süre önce yapımını kabul ettiği güne yakın projesinin içinde Fransız firması EDF var bu Paris'in ödüllendirilmesidir. Hükümetin şimdi Fransa'ya verebileceği en ağır tepki güney akımından Fransız firmasının çıkarılmaması durumunda projeyi yavaşlatacağı, askıya alacağı şeklinde bir politika izleyerek Fransız menfaatlerine gerçekten zarar verebileceğini göstermek olmalıdır. 2012 yılında Fransızlara hadlerini bildirmek için doğru olarak bizler gibi ekonomik ambargoyu teklif eden Ümit Özdağ şimdi neyse ekonomik ambargoyla bir şey çıkmaz modunda Amerika'ya, İsrail'e can suyu olmaya çalışıyor. Bir başka örnek daha yıl 2017 Kuzey Irak Federkült Devleti bağımsızlığını ilan etme amaçlı referandum yapmaya kalkışmış. Türkiye bu girişimi sert şekilde reddetmiş önlemeye çalışmış. Vazgeçilmesi için elinden gelen her tedbiri almış, önerilerini yapmış. Ki nitekim sonuçta Barzani'nin dediği değil, Türkiye'nin dediği olmuş. Yapılmış olmasına rağmen referandum sonucuna göre bağımsızlık ilan edilmemiş. Ama o süreç içinde bakın Ümit Özda kendisi bağımsız bir milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında ne diyor? Türkiye'nin Irak politikasının en önemli sütunları olması gereken PKK ile mücadele, Türkmenler ve Kerkük konuları AKP iktidarı tarafından Barzani ile girilen ticari ilişkilere heba edilmiştir. Suçlamayı yapan Özdağ soruluyor. Kuzey Irak konusunda Türkiye bundan sonra ne tür adımlar atmalı? Cevap veriyor Özdağ. Bağdat ve Tahran'la birlikte Barzani ekonomik ambargo içerisine itilmeli. Şunun şurasında 5 yıl önce Barzani'nin Kuzey Irak Federe Devleti'ni bağımsız devlet haline dönüştürme çabasını ekonomik ambargoyla çözmeye çalışan Ümit Özdağ şimdi ise Amerikan şirketine destek için ekonomik ambargodan medet umulmaması gerektiğini söylüyor. Türkiye öyle veya böyle Fransa'nın o yasasını da işlevsiz hale getirdi. Barzani'nin bağımsızlık kararını da önledi. Ama Ümit Özdağ'ın ekonomik ambargo uygulayalım önerisi şimdi İsrail'in katliamında hatırlandığında Ümit Özdağ kıvrak bir dönüşle gerek yok demesiyle hafızalara kazındı. Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit Ali Kara Hasanoğlu Yok böyle bir kavga. SP bu de kabullenecek mi? İyi Parti büyük iddialarla kuruldu büyük iddialarla iki milletvekili seçimi, iki cumhurbaşkanı seçimi, bir mahalli seçim atlattı. Cumhurbaşkanı seçimlerinin birincisinde aday çıkardı, adayı seçilemedi, ikincisinde aday da çıkaramadı. Mahalli seçimlerde 2019, büyük şehirlerde aday çıkarmayıp CHP'li isimleri desteklemişti. Şimdi yeni mahalli seçimlerde kendi adaylarıyla seçime girmek istediğinde parti içinden itirazlar yükseldi. Oysa her partide müstakil olarak seçime girme isteği partinin tavanından ziyade tabanından gelen arzudur çünkü aday olmak bir şanstır başka parti ile ittifak yapmaksa hele hele küçük partiyseniz büyük partinin adayına razı olmak demektir partinizin adayı olmayacağı için tabanın şansı da olmayacak demektir ama iyi parti her şeyin altını üstüne getirdiği için iyi partide genel kurallarda tersine işliyor Taban, müstakil olarak seçime gireceğiz kararını sürdürüyor. Tabansa bizden ne köy olur ne kasaba. Biz CHP'ye vagon olup bir 5 yıl daha varlığımızı sürdürelim diyor. Bunun en somut örneği İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Meclis Kurumundaki üyeleri. İbrahim Özkan'ın başını çektiği üyeler İyi Parti Genel Merkezi'ne savaş açtılar. Disipline verildiler. Şimdi de kendileri istifa ettiler. Tartışma ne? CHP ile seçime girelim. Adama hatırlatırlar. CHP orada. Çok beğeniyorsan git CHP'ye üye ol. O partiden seçime gir. Eğer seni destekleyen bir seçmen tabanında varsa iyi Parti'den kopart, al götür. CHP'ye seçimi kazandır. Beyefendiler gerçeği biliyorlar. Bizim bir altyapımız yok gerçeğini kabul ediyorlar. İyi Parti'nin Yavuz Ağralioğlu'yla istifa etmiş olsa bile Meral Akşener'le daha başka isimlerle milliyetçi kesimde bir tanınırlığı var. Bu tanınırlık sayesinde milliyetçi kesimden CHP'ye oy vermeyecek bir kitleyi yönlendirebiliriz. İYİ tabanındaki isimlerin hatırına milliyetçi tabandan bir kısım CHP'ye oy verebilir düşüncesiyle İYİ Parti'yi CHP ile ittifaka zorluyorlar. Oysa at pazarlığı yaparken Meral Akşener açık açık söyledi. CHP'li adaylara seçim kazandırmak için İyi Parti'yi kurmadık dedi. Aslında bu bilinçaltındaki planın da ifşasıydı. Ama süreç içinde biz enayi miyiz bakış açısı da İyi Partililerin egosunda yer etti. Öyle ya, CHP'nin toplam oyu 25, İyi Parti'nin de toplam oyu 10. Yüzde birlik bile oyu olmayan gelecekte vasadet demokrat partililer, CHP'den daha fazla milletvekilliğini almışlarsa, Hesaba açık yapalım. Bu partilerin her birinin oyunun yüzde bir olduğunu kabul edin. Toplamları yüzde dört eder. Yüzde dört oyla bunlar 38 milletvekilliğini CHP'den aldılar. Ama İyi Parti yüzde 9.69 oyla 44 milletvekilliğini zar zor kazandı. Şimdi pastayı adil şekilde bölüşelim diyorlar. İyi Parti birçok ilde büyükşehir başkanlığını, İstanbul ve Ankara'da da Azım sanmayacak sayıda ilçede belediye başkanlığını CHP desteğiyle kazanmak istiyor. At pazarlığının netice vermeyeceğini, CHP'nin pastayı adil şekilde dağıtmayacağını bilen ya da şahsi menfaatleri CHP'de zirve noktaya çıkan İyi Partili meclis üyeleri dün İyi Partiden istifa ettiler. Kendi tercihleridir ama istifa açıklamasındaki şu ifadeler benim dikkatimi çekti. 2019 yılı yerel seçimlerinde 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu. Açıklama devam ediyor ama İyi Partililerin suçüstü oldukları, istifa öncesinde İyi Partili İbrahim Özkan'ın Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi de dikkate alındığında suçüstünün, millet İttifakı'nın tümünü ilgilendirecek boyutta olduğunu ispatlıyor. Nedir suç üstü olunan durum? 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alındı. 25 yıl denilince 1994'te Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da seçimi kazanmasının kastedildiği açık. İyi Parti'nin dün istifa eden 6 meclis üyesi Refah Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da 1994'te seçim kazanmasına karşı kendilerini öyle bileylemişler ki 2019'da CHP'ye seçim kazandırmalarını büyük bir motivasyon olarak görüyorlar. 25 yıl dediklerine göre sadece AK Parti'yi değil Refah Partisi'ni de kendilerine düşman olarak tanımlıyorlar. 2004 yılındaki mahalli seçimlerde AK Parti'nin adayı İstanbul ve Ankara'da seçimi kazandı ama 1994-99 mahalli seçimlerinde her iki ilimizde de Saadet Partisi'nin o tarihteki partileri olan Refah ve Fazilet Partisi'nin adayları seçimi kazanmıştı. İpin Mustafi Meclis üyeleri 1994 ve 99'u da intikam alınması gereken farklı bir siyasi görüşün seçim galibiyeti olarak ilan ediyorlar. Saadet Partili yöneticiler oturup düşünsünler. Refahı kapattıranlarla, fazileti kapattıranlarla kol kola girmeyi kabullendiler. Bir de böylesine alçaltıcı dille kendilerine hakaret edilmesini hoşgörüyle karşılayacaklar mı? Soru şu. Böyle bir gerekçeyle İyi Parti'den istifa edenlerin bulunduğu, yakında CHP'ye girecekleri artık kaçınılmaz bir gelişme. CHP'ye Saadet Partisi destek verir mi? Tüm hakaretleri, tüm iftiraları düne kadar yapılan ahlaksızca isnatları helalleşme adı altında yalayıp yutmuşlardı. Şimdi bu yeni sataşmayı açık düşmanlık ispatlı niyet izharını da yalayıp yutacaklar mı? CHP'li adayı 1994'ün intikamını almak üzere destekleyecekler mi? Yani kendi kendilerinden intikam almayı kabullenecekler mi? Bir küçük not daha İyi Parti'nin Mustafi üyeleri 25 yıl yuvarlamasıyla AK Parti'nin milli görüşün devamı olduğunu, 1994'ün devamı olduğunu kabul etmiş oluyorlar. İyi Partililer bunu görüyor da Saadetliler niye görmüyor? Hayret etmemek elde değil. Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit